Merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün Arife biliyorsunuz. Herkese hayırlı bayramlar şimdiden. Baklava yapacağım. Bir çay bardağı yoğurt. Yoğurdum biraz katı, fazla düşmüyor. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurta. Bir tane kabartma tozu ama hepsini koymayacağım. Biraz koyayım. Bir tutam tuz. Ben buna bir su bardağı da su koyayım. İyice karıştıralım. İki yemek kaşığı elma sirkesi. Bunda pek bir ölçüm yok. Herkesin el oranı kendine bağlı. Cıvıklık veya sertlik şeyim. Ben bir tarif yapmıştım. 4,5 su bardağı un derdi. Aynı malzemeyi koydum. 3,5 su bardağını zor aldı. Bir tepsi için bu. Güzelce yoğuralım kulak memesi sertliğinde. Bayramda bunu anneme yapıyorum. Bayramı annemle geçireceğiz. Kendime daha önce yapmıştım. Evet, mis gibi bir hamur oldu. Yumuşacık. Çok güzel. Bunu bir yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Bezelerimizi tuttum. Bu bezeler biraz büyük tuttuk. Normalde eskiden küçük küçük ceviz büyüklüğünde yapıyorduk. Şimdi büyük açıyoruz. Güzel ya, burgu ya da üst üste parçalanıp da konuyor. Buradan bir borcama bir de tepsiye yapacağım. Yani iki tane küçük borcama olarak yapacağım. Üzerine unlayayım da yapışmasın. İki paketten nişasta aldım. Biraz un koyacağım içine. Unla karıştıracağım. Şöyle bir cevizimiz var. 150-200 gram kadar. Tam net bilemiyorum. Kendim kırdım. Ben kabuklu ceviz alıyorum. Merdane yardımıyla şöyle güzel edelim. Thank you.
Çok güzel ezildi. Biraz da dirili kalsın ki şöyle dişe gelsin. Hadi bismillah başlayalım bakalım bismillahirrahmanirrahim. Böyle küçük küçük yapıp yemek için şöyle bırakalım. Hamur çok güzel olmuş, yumuşacık. Şimdi bunları üçer dörder üst üste koydum. Biraz büyüteceğim, tek tek açacağım. Biraz dinlendirdim 5-10 dakika. Nişastayla çok az bir un koydum. Önce yavaş yavaş basalım ki arasındaki havalar kabarcıklar kalmasın. Böyle. Çok mu seviyordun lan sen? Ya ne bileyim böyle affetme modundasın mı? Yani aslında çok affetme modunda olduğumdan falan değil de. Seviyordum o gün. Yani tekrar ver. Şey, hani şaklatayım tekrar vereceğim. Şu anda 3 kat bu baklava, 3 yumak koydum üst üste. Tamam, tamam.
yaptım. Bir. İki. Bakın. Celide elim gözüküyor. İki. Üç tane. Tek tek açmaktan bu daha kolay. Hepsi büyüklüğünde kesiyoruz. Hem katlar daha çok oluyor. Kalan parçaları da aralarına döşüyoruz. Hem katlar daha çok oluyor. Küçük küçük uğraşmaktansa bu daha kolay. Daha önce de yaptım. Hatta YouTube kanalıma koymuştum izlediyseniz eğer. Çok güzel olmuştu. O ilk deneyimim. Bu da ikincisi. Evet, bu üç tanesini merdane ile açtım. Katlarını bir loklavayla aldım, nişasta attım, tekrar düzelttim. Tek tek uğraşmıyoruz. Bazen de şöyle çevirelim ki öbür yüzünde iki yüz aynı olsun. Evet, katlarını gösteriyorum. Bakar mısınız? Bir. İki. Bu da üçüncüsü. Üç tanesini açtım. Ay, kartımı göstereceğim, yırttım. Ötekinde 4 kat yapmıştım. 4 kat biraz zor oldu. Dört kat işte zor demem biraz kalın oldu. 3 kat daha ince olacak inşallah. Daha güzel olacak. Biraz daha açayım. Bir iki tık. Evet. Ha ha ha!
Bıçağı bulamadım. Bunları düzgün geçirelim. Evet, şimdi cevizimizi koyalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kesip tepsiye düşelim. Asiye de çok güzel yemek yapar. Sevgilim sen hangisini yaptın? Evet, şimdi tereyağı ve sıvı yağını döküyoruz. Yüzüm beyaz kökeninden aldım ama. Bakın şöyle değdirim de. Çünkü az yağ koyacağım. Fazla yağlı sevmiyoruz. Geçenki yaptığım eşim yağsı belli oldu dedi. Şimdi fırına koyacağım. Her bayramın kendine has bir özelliği var. Ama Kurban Bayramı'nda maalesef bu sene kurbanlar o kadar pahalı ki çok kişi sanırım kesemez. Evet arkadaşlar, baklavalarımız kızardı. Büyük tepsi anneme yaptım. Bütün kardeşler orada toplanıyoruz. Bu küçük de kendime. Allah nasip ederse bayram sabahı şerbetleyeceğim. Bu büyük tepsiye 2,5 su bardağı şeker, 2,5 ya da 3 bardak koyarsanız daha iyi olur su. Yarım limon dilimi içine atıp 15-20 dakika şerbeti kaynatmak yetiyor. Baklava soğuk olacağı için şurubunu da sıcak dökeceğiz. Baklavayı önceden yaptığımız için baklavamız soğuk, şerbetimiz sıcak.
Bismillahirrahmanirrahim. Şerbet diyoruz.